Tekrar sevgili dostların ürünlerine bakıyoruz. Şimdi Emre, sen dans için diye bir şarkı yaptın. Yok, dans için diye bir şarkı yapmadım. Ben eski şarkılarımı canlı kaydettim. Onları da yavaşlarını aşk için EP diyorlar ya şimdi, evet, şeyde, evet. Spotify'da ve YouTube kanalımda. Ya aslında bir YouTube kanalım vardı. Çok atıl duruyordu. Oraya bir şeyler koyalım dedik. Aa, ne güzel bir fotoğraf ya. Aa, çok güzel. O hızlı parçaları koyduğum EP'ye de dans için dedim. Çok güzelmiş. Güzel. Biri aşk için, biri dans için. Aşk yani. İçin dans. Eski şarkılar ama. Ha, yani. Ben sandım yeni bir şarkı. Ama farklı düzen. Yok, yeni şarkı Bal Gibi yapmıştım baharda. Evet. Ondan sonra şimdi de Çağrı Telkıvıran'la, sevgili müzisyen kardeşim, bir parça üzerine çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Mart başında onu çıkartırız diye düşünüyorum. Çok güzel. Bunlar... O fotoğraftaki dövmelerin var mı hakikaten? Var. Marangoz klibinde yoktu onlar. O zaman yoktu. O zamanlar yoktu, evet. Marangoz yeni düzenlememi, yeni düzenlememi eski versiyonları. Bunlar canlı çalım. Yani canlı orada arkadaşlarımızla girdik, çaldık, söyledik. Harika, evet. Tamam. Peki. Başka ne? Bir şeyde bizde Dada Salon'da 25 Şubat'tasın. Evet, 25 Dada. Tamam. Patronum müthiş olur aynı zamanda o. Estağfurullah kadar. Ben patron değilim. Ben o Dada diye bir yerin patron olur mu? Ama ben zaten orada i̇şte hakikaten bizim çok bizim kendi yerimmiş gibi görüyorum. Evet, öyle hakikaten. Çok seviyorum. Çok güzel öyle bir mekan. Çok... Ama burada ne hoplayıp zıplıyorsun konserlerde? Çok hareketli. Ama harikulade bir mekan. Çok, çok güzel mekan hakikaten. Bir de çok şükür gerçekten çok dolu ve güzel, keyifli geçiyor. Doğukanlar da geldiler geçen gün. Hı. Bizim dizi ekibi de geldi. 40-50 şarkı söylüyor yani, müthiş bir. Ya o acayip. Yani, 3 saat inmiyorum. Ya şimdi sahneden. Bu adamın tabii bir sahnesi de var. Yani birkaç anlamda sahnesi var. Hem tiyatro sahnesinde, evet, hem kulüpte kulüp programı yapabiliyor, hem konser yapabiliyor. Her şeyi yapabiliyor yani. Evet. Bu da bizde, evet, çekilmiş. Evet. Şey, o ne acayipmiş, şalvar gibi bir pantolon. Evet, bir şalvar giymiştim o gece. Evet. Sonra da bir de içerideki şeylere, dostlarımızla, misafirlerimizle bir selfie yapmıştım. Onu da çekmişler. Evet. Çok acayipmiş. Vay be. Çok güzel geçiyor gerçekten. Çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim bana öyle bir imkan verdiğiniz için. Ya Allah Allah, ben ekibinize minnettarım. Ekibinize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli. Bu senin güzel çocukluk ve gençlik fotoğrafların mı varmış bizde? Bakayım. Aa, şeye koyuyorum bu arada sırada. Instagram'a. Evet. Bu sen misin? Paso fotoğrafı. Su aa, gibi burada. Evet, baksana mühürün kenarı duruyor. Evet, evet, paso. Evet. Paso mu buldum da şansı hakikaten enteresan bir tesadüf eski şeylere bakarken. Ay, bu ne ayol? Aa, bu da 16. Maalesef büyümüş. 16. Evet. 16-17 herhalde. 16-15. Aa, deri kravat süper ya. Ya. Aa, deri severdik. Kravat vardı. Evet, ya. Bunlar hep 80'ler. Evet. Vay be. Bu da 18 falan herhalde. Bu lisede Sırça Kümes, ilk tiyatro piyesi oynadığım oyunlardan bir tanesi Sırça Kümes vardı. Hani içinde bulunduğum projelerden, prodüksiyonlardan diyeyim, okul prodüksiyonu. Şimdi bak, tiyatroyla tanışma anımdır yani. Site pasajına gitmişsin, oradan almışsın bu kazakları falan, hep oradan alırdık. Olabilir, evet. Site pasajının içinde bir yer var. Bu Avut Beni klibi ne zamandı? Avut Beni... İşte yaz başıydı galiba. Evet, yaz Temmuz muydu? Temmuz. Ne diyorsun hanımefendiye soralım. Yani burada böyle bir şey, hep alttan alta bir mesaj kızlara filan. Öyle bir şey yok. Bak ritme bak. Bum bum bum. Kalp atışı gibi değil mi? Burada alttan alttan mesaj. Bum bum bum. İçimde Emre Altun var. Üstü de avut beni, sarıl bana. Çabuk üstünü başını çıkar da hani bir an önce filan. Yani bak. Bir duygusallık var. O yıllar evvel söyledi, o sıcak olacak diye. Biz hocam o zaten yani. O klip. Yani o klibim ben, yani şey, o klibi ileride biz Pornhub ya da X-Hamster'da falan göreceğiz diye düşünüyorum. Ya, abartmanı da bu kadar. Şimdi geçen bir kere daha bir programında daha yani. Çünkü galiba son 20... Tabii 20 sene oldu neredeyse o. 2003 galiba. Gelenekse. O zamandan beri 12 programı domine etmiştir o klip. O klip yani her şey var, artık yapmıyoruz. Sıkıldık. Bir artık Okan Bayülgen klasiği. Emre Altun sıcak. Evet. Yani bu böyle başlık atılabilir mesela. O zaman mesela bir cover'a mı girsek hep benden çok ekmeğini yemişliği var yani. Bence ben, o parçanın benden çok ekmeğini yedi. O yıllar da geçti. O yıllarda herkes, programa gelen herkes azgındı. Ama çok klip geldi. Evet. Ha, bak burada bir şey var. Dur. İşte bir dakika güzel. Orada değil. Burada. Bir saniye arkaya gidin. Bir saniye arkaya. Bir kere yani
Vücut çalışsaydım. Dur. Yani hiç çalışmadım valla. Dur. Şimdi daha iyi vücut. Bence de. Ay, o dönemlerin çok güzel bir olayı var. Yahu bu yani Emre'nin şişme erkek olarak oynadığı. Döndük mü? Ya gene ya, mi geldik ya, buraya? Ben ya bak bir şişme erkek olarak oynuyor bu klibi ya. Bu yani ne yaptılarsa makyajla mı yaptılar? Bir şey mi sıktılar dudak? Botoks olmuş. Botoks olmuş gibi. Bir şey evet. Yani bu tabii ki. Valla bir şey söyleyeceğim. Hakikaten o dönemin çok önemli. Çok önemli. Şarkı yönetmeni, görüntü yönetmeni. Her şey evet. Onlarla çalışıyordum. Kim, onlar böyle gösteriyordu. Bunu Zekeriya çekti. Görüntü yönetmeni Zekeriya. Ahmet Çelenk de yönetmeni. Ya evet. Bunu şimdi ben ha, bir dakika. Ben biraz önce çılçıplak insanlar gördüm. Müthiş burada. Evet. Orada hayır o kendisiydi. Var. Serdar ne? İnanın bana evet, beni görmedin. Suçluyor sapık diye ama bu burada o bu tekrar bana bakıyorlar. O yıllarda söylediğimiz şeydi. Bana bakıyorlar aslında. Ben baktım. Ya biz burada kızları filan öyle değil, diyor. Bak buradaki çıplak, ilk defa ilk şey, defa mayalı Türk kız popunda gördük. Türk popunda ilk defa bir erkek şarkıcı kızları koydu. Kimse kızlara bakmıyor abi. Hepimiz Emre. Bu çok önemli. Herkes Emre'ye bakıyor. Şimdi biz de tabii biliyorsun kategori katıyor. Mesela türkü kategorisi var. Ağır türkücü abi var. Arabesk abi var. Onlar da mesela o genelde ormanda büyürür. Çekerler ormandaki yürüyüşünü. Sonra kız başka oğlanla el ele tutuşur falan. Kendisi o mevzulara da girmez falan. Şimdi mesela bu Emre'nin de azgın bir dönemi olduğu için Emre böyle bir marangoz kisvesi altında marangoz atölyesi olmayacak bir yerde işte odun kesme, tahta gücüm kesme bilmem ne falan. Ve yani hakikaten pornografik bambaşka bir şey yaz sıcağında ve de şeyde yani muştuladığı şeyde o günler tabii başkaydı biliyorsun. Sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak bu gece. Bir sesli olarak verebilir miyiz ya, rica etsem? Tamamen yani polise ihbar edilmesi gereken bir adam. Şimdi sabah kalkmış. Ya bu noktaya geldik yani, gerçekten. Tabii ya. Çıplak, tamam mı? Sabah kalkmış çıplak, zaten odadan bir kız iniyor. Hayır ya ne alakası? Ya sen odadan 20 kız iniyor. 20 senedir çözülmedi. Şu klibi anlamadın ya. Ne alakası var ya? 20 senedir anlamadı ya. Ondan sonra gitmiş. Anlatıyorum ona. Plajda çizim yapıyorum ulan. Marangozum. Çizim. Arada kızları kesiyor orada filan çıkmak. Kızlar böyle beni kesiyor abicim bak. Kızlar mı kesiyor? Bak dilimi de vücut öyle güzel ölçü gidiyor aldığım ben, için. Evet. Evet. Bak bak bak. Bu ne? Ya bu bir böyle marangoz var mı? Ay inşallah vardır. Çok marangozlar böyle bana. Okan. İnşallah vardır. Bir şey İnşallah vardır diyor o da. Böyle marangoz var mı bunun? Dilini çıkarmış. Bak ne olur olsun diyor ya. Ya tabii olsun. Ne olur olsun. Hocam sadece şu yüzden. Hocam kalem kaymasın diye o. Tam yani. Biz de makyaj yaparken ağzı açık. Bak öyle olur ya. Hocam tabii ne derler? Mürür zamanı uğradı mı derler? Ne derler? Yani şey geçti. Yani yasal süresi geçti. Yoksa ben şikayette bulunacağım. Yasal süresi geçti. Genel ahlakı koruyan gibi. Evet tabii ya. Devam. Peki bu i̇şte montajı ne diyoruz? Başladı. Marangoz. Falan tahtayla şey nereye bakıyor? Kız o sırada şortu çıkarıyor. Marangoz tahtı. Telefonum olabilir mi? Mahmet Çelenk'e bakıyorum. Evet. Devam. Ben sana gerçek hikayesini anlatayım. Bu hani şimdi bütün maalesef ki bizim bir dakika, bir dakika, turizmimiz var yıllar ya restoranların sonra. Önünde böyle geliyor. Hadi gel balık var, pizza var, bilmem ne var, döner var falan filan aman işte falan gidiyor. Bu da böyle bir marangoz. Plajı açmış. İşte sandalye yapayım, masa yapayım hesabı filan. Turist gelsin. Turist gelsin filan. Hakikaten turizmi bu batırdı. Ciddi söylüyorum. Ha bana baktığına devam. Ama şimdi yani Batılıların yani start dedikleri... Batılıların stat dedikleri, hank dedikleri türden bir marangoz bu sahile herkesi çeker yani. Hank çeker. Hank. Bir de hankı Batılılar bir de hankı yani buna hank der ya marangozlara. Hocam erotik filmlerde de erotik filmlerde de aranan bir meslektir. Marangoz. Sıhhi tesisatçı. Ondan sonra marangoz. Evlere girer. Yalnız kadının olduğu eve girer. Evet evet. Evet. Bu da marangoz. Çünkü lavaboya eğildiklerinde çatal falan gösteriyorlar. Evet bravo. Çok numaracı. Yani her şeyi yapmış. Her şeyi yani bir Playboy kapak çekimi bile
bundan daha herhalde. Fazla şey. Erotik sembol çok var. Çok erotik sembol. Mesela o tulumba nedir hocam? Evet. O tulumba. Elimizden geleni yaptık evet. Evet. Tulumba, tulumbadan, başarılısın. Su çekildi falan filan. Çok, aa, çok önemli bir şey. Bu da 2 sene evvel ortaya çıktı bak. 12 defa 13 defa programında yaptığı halde o göbeği benim göbeğim zannediyor. Kim göbeğiydi peki? Kızın göbeği. Serdar abi eseri anlayamamışız. Kadın göbeği. Tamam çok sıcak oldu stüdyo. Soyunalım. Biraz çığırından çıktık. Kesecek yer kalmamış. Bak durduramıyorsun bile. Ya, o kadar her anını yani, durduruyor ki. Artık yani. Evet. Hadi. Geleneksel sapık marangoz şenlikleri oldu. bir de kolajımız var. O kolaja geçebilir miyiz? Bir YouTube kolajı. Ay, bu ya bunlar kadar... çok iyi performanslar. Sağ ol. Bu böyle bir senin YouTube kanalında mı? Benim YouTube kanalımda evet. Fakat müthiş bütün bu çekim ve kayıt çok güzel olmuş. Sağ ol teşekkür ederim. Peki yani... bu işitsel olarak var mı aynı zamanda? Tabii tabii EP olarak da şeyde Spotify'da da var. Spotify'da da var. Evet yani canlı kayıtlar olarak yani hücum çok kayıtlar. Güzel müthiş. Güzel oldu evet yani ben dediğim gibi YouTube kanalını bir harekete geçirelim istedik. Yani çünkü herkes yapıyor bizde de bir şeyler olsun orada içeride hiç olmazsa. Çok güzel. Onun için yaptım. Çok güzel. Yani. Spotify nasıl gidiyor? Vallahi Spotify gitmiyor ya. Çok. Ya şöyle yani şimdi 20 euroya yurt dışında üye olunabiliyor. Burada 20 liraya olunabiliyor. Dolayısıyla size kuruşla para geriliyor. Dinlenmesi nasıl? Para kazanmaya zor. Dinlenmesi çok yüksek. Yani onu soruyorum. Dinlenmeler yüksek oluyor hakikaten. Yani ya benim dinlenmelerim fena değil. Ben onları hani hakikaten hiç fena değil diye bakıyorum ama mesela gerçekten şöyle bir güzel tarafı var Spotify'ın. İşte herkes bir şey koyabiliyor oraya. Dolayısıyla herkesin bir şekilde birilerine ulaşma imkanı var ama orada da işte bu algoritma falan diye evet. Bir şey giriyor devreye. Onlar yeni zamanın bir takım şeyleri, düzenleri diyelim. Harikulade bu son performansa. Ben bayıldım buna. Sağ ol. Senin okuyuşun, söyleyişin de çok çok oturmuş, çok güzel olmuş. Sağ ol. Orkestrasyon çok güzel. Müthiş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani canlı olmasının verdiği evet. Bir şey var tabii. Bayıldım, yani çok bayıldım. Başka bir enerjisi oluyor. Evet canlı oluyor. Evet doğru. Değil mi? Farklı. Yani. Ama eşlik de çok güzel. Yorum da öyle. İbret alem yorumları. Peki.